Zebir'de gitar resimleri yapmak istiyorum. Aman aman, istemez. Teşekkürler. Anne, bu adam kaç yaşında? 690. Ama taş çatlasa 60 gösteriyor. Hem ileride Umur'la da çok iyi anlaşabilir. Ay, bu hala Umur diyor. Yani kesin bitireceğim ben bu Umur'un işini. Anne, sen şatoda seyir yapacak bir erkek olsun diye benim bunlardan biriyle evlenmemi istiyorsun ama bu adam zaten gelmiş 690 yaşına. Aha gitmiş, vaha kalmış. 10 sene sonra 700 olacak. İstese de sihir yapamaz zaten o saatten sonra. Canım, biz de 10 sene boyunca etinden sütünden faydalanırız. Çüş yani. Ya istemiyorum işte, istemiyorum anne. Eda. Hadi kaybolun. İkinizi de görmek istemiyorum ben. Sen ne yaptığını sanıyorsun? He? Kız hiçbirini beğenmedi işte. Zorla mı evlendireceksin? Ama ne? İstemiyorum işte, istemiyorum. İyi, günah benden gitti. Ah, bakalım dışarıda neler oluyor. Perihan, seni şatonda bulduğuma çok sevindim. Aa, sen böyle çat kapı gelmezdin. Hayırdır? Geldim işte. Bir derdim var. Sen benim 40 yıllık arkadaşımsın. Sana danışmaya geldim. Meşgul müydün? Ah yok, günlük görevler işte. Faniler mutlu mu mutsuz mu onu kontrol ediyorum. Mutsuz olanların yetişebildiğim kadarına iyilik verileri gönderiyorum. Söyle bakalım, senin derdin ne? Çözelim. Eda'nın doğru dürüst birini bulup da evleneceği yok. Ona bir peri kısmet bulalım diyorum. Aa, senden ilk defa böyle iyi niyetli bir şey duyuyorum. Ne güzel düşünmüşsün be Duducuğum. Hem zaten Eda da evlenmek için can atıyor değil mi? Hem de nasıl. Yalnız ufak bir sorun var. Eda'ya onu perici usulüyle evlendireceğimi söyleyince bana çok kızdı ve bana tavır aldı. Şimdi diyorum ki senle ben onun seveceği türden birini bulsak da Eda'ya aşk sihri yapsak diyorum ha. Nasıl yani? Yani onu öyle birini bulmalıyız ki Eda onu görür görmez aşık olsun. Nikah kıyıldıktan sonra sihri bozabiliriz. Eda saptır, yazık. Sihrin bozulduğunu anlamaz. O hala aşık olmaya devam eder. Yeter ki onu sevecek bir peri bulalım. Vallahi Duducuğum, bunu Betüş için isteseydin senden şüphelenirdim. Ama madem ki Eda için istiyorsun, eminim ki iyi niyetlisindir. Hem bir anne perinin dileğini yerine getirmek benim görevim. Hadi gel, gel küremize bakalım. Eda'ya uygun kısmet kimmiş, nerelerdeymiş? Ya küreden bile göremiyorum. Of Dudu, of. Ah, ben eski halimde olacaktım ki. Tabii. Ah. Bana sahip çıkacak, beni kanatları altına alacak, beni öpüp okşayacak, bana değer verecek biri yok ya. Bana istediği her şeyi yaptırabileceğini zannediyor. Bir sevgilin olsa ne fark eder? Anneni kim nasıl engelleyebilir ki? Hı, doğru, annemin engellenemez bir durumu var. Ama bir sevgilim olsaydı en azından o bana güç verirdi. Bu sözlerin hiç hoşuma gitmiyor Eda. Hiç hoşuma gitmiyor. Aklından kötü şeyler geçtiğini hissediyorum. Geçiyor baba, geçiyor. Sevmediğim biriyle evlenmektense ölmeyi tercih ediyorum. Kendimi vurmak mesela. Ya da... kendimi kesmek olabilir. Ah, aman Eda, yapma, yapma. Yok, yok. Hı, mesela kendimi asabilirim de. Ah, yapma Eda, yapma. Ben sensiz ne yaparım sonra? Ah baba, istesem de bütün bunları yapamam ki zaten. Ben periyim, ölemem. Ben yaşıyorsam canımdan çok sevdiğim iki kızım için. Sen ve Betüş için yaşıyorum. Bir düşün, eğer senin de çok sevdiğin bir kişi bile varsa hayat güzel demektir. Sen varsın baba, bir de Betüş. Ama ne olursa olsun ben artık bu şatoda yaşayamayacağım. O zaman Betüş'e git Eda. O seni anlar. Ona olanları anlat. Annen aklını başına toplayana kadar sana destek olur. Haklısın galiba baba. Her şey için çok teşekkür ederim. Seni çok seviyorum. Ben de seni çok seviyorum canım kızım. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.